Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Nurgül. Bugünkü hazırladığım tarifim İtalyan restoranlarında yediğimiz pizzanın sos tarifini sizlere vereceğim. Pizza sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz 1,5 kutu gördüğünüz gibi bu şekilde konservelik domates kullandım. Alternatif olarak taze yumurta domatesi de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 5-6 tane rendelemeniz yeterli gelecektir. 2 diş sarımsak. Pizza için baharatlar çok önemlidir arkadaşlar. Ben bu şekilde karışık bir baharatım var. Bunun içerisinde rosmarin, biberiye, fesleğen, kırmızı pul biber karışımında bir baharat ve bu şekilde taze baharatlar da kullanıyorum. Taze reyhan, biberiye, kekik olarak bunları da kullanıyorum. İrice doğruyorum önce, daha sonra kabımı alıyorum. Bunları güzelce bir el blenderı ile püre yapacağım. İri kaya tuzu ve hakiki zeytinyağı kullanacağız. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar. Daha sonra tekrar takviye edeceğim. Evet, hazırlamış olduğum bu domates sosunu şimdi el blenderı ile püre haline getireceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam olacak. Bütün baharatlar ve domates sosumuz birbirine özleşecektir. Tuzuna bakıp kontrol edebilirsiniz. Ve ayrıca yaklaşık yarım çay kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Tekrar tuz ile tatlandırdım. Biraz tuzu azdı. Ve bu şekilde rosmarin de ekledim. Tekrardan el blenderım ile güzelce püre yaptım. Bir kutuyu püre yaptıktan sonra arkadaşlar ikinci kutumu da tekrardan sosumu ilave ettim. Bunu da çok püre yapmayacak şekilde, hafif o domatesleri hissedeceğimiz şekilde püre haline getirdim. Gördüğünüz gibi içerisinde biraz taneler oluyor. Bunlar olsun. Çok sulu olmasın. Evet. Ben bu şekilde pizza sosumu hazırladım ve gerçekten inanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar pizzaları. Püre haline getirdikten sonra birazcık daha zeytinyağı takviyesi yapıp karıştırdım sosumu. Bu şekilde hazırlamış oldum. Sizlere de bu sosu yapmanızı şiddetle tavsiye ederim. Pizza hamur tarifimi de diğer paylaşımlarımdan bulabilirsiniz. Ayrıca açıklama kısmına da ekleyeceğim. Açıklama kısmından da hamur tarifime ulaşabilirsiniz. Evet, hamuru yaptıktan sonra, sosumuzu hazırladıktan sonra tepside mayalatmış olduğumuz bezelerimizi şimdi teker teker alacağız ve elimizle açacağız, büyüteceğiz. Tezgaha bir tutam mısır unu ve bir tutam un serpiyoruz ve mayalanmış olan bezemizi alıyoruz. Bezemizi şöyle bir ters düz ediyoruz ve daha sonra elimizle bastırarak 30 2 santim veya 28 santim büyüklüğünde büyükçe bir yufka açıyoruz. Merdane kullanmadan açıyoruz arkadaşlar. Açmış olduğumuz yufkamızı böyle bir benim küreğim var. Pizza taşını pişireceğim için bu şekilde kürek kullanıyorum. Pizzamızı yaparken fırının içerisine önceden fırın taşını en taban katına yerleştiriyoruz ve fırınımızı en yüksek dereceyi 300 dereceyi açıyoruz arkadaşlar ve ısıtıyoruz. Taşımızın oldukça çok ısınması gerekiyor. Taşımız ne kadar çok ısınırsa pizzalarımız da 4-5 dakika içinde pişecektir. Evet, gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum sostan böyle küçük bir sos kepçem var. Bir tane kepçe yeterli gelecektir. Ortadan başlayarak kenara doğru, çok kenarlarına da sos gelmeden birazcık boşluk bırakarak sosumuzu eşit bir şekilde yayalım ve üzerine dilediğiniz gibi harçlardan ekleyerek pizzalarınızı yapabilirsiniz. Ben pizza margarita yaptım, pizza tonno yaptım, pizza funghi yaptım arkadaşlar. Bunlar İtalyan pizzalarıdır. Çok fazla içerisine malzeme girmeden bu şekilde sade bir şekilde pizzalar oluyor. Sizler sucuklu yapabilirsiniz, salamlı yapabilirsiniz. Dediğim gibi dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet, fırın taşım içerisinde fırınımın önceden tabanına koydum ve 300 derece ısıttım. Isınmış olan fırınıma kürekte olan pizzamı yavaşça gördüğünüz gibi bu şekilde koydum.
Ve yaklaşık 4-5 dakika içerisinde pizzam pişmiş oldu. Bu esnada diğer pizzalarımı da hazırladım. Ayrıca açıklama kısmına pizza sos tarifimizin listesini de ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da malzeme listemize ulaşabilirsiniz. Ayrıca söylemeyi unuttum. Sosun içerisine küçük bir tutamda dağ kekiği kullanıyoruz. Oregano. Olmazsa olmaz pizzanın pizza baharatında arkadaşlar. Dağ kekiği mutlaka kullanalım. Evet, pizza fungimiz içinde taze mantar, mozzarella. Dilerseniz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Biraz kaşar peyniri ve dağ kekiği serperek pizza taşında pizzamızı pişireceğiz. Yaklaşık 4 ile 6 dakika arası sürüyor arkadaşlar. 6 dakikadan fazla sürmüyor çünkü taşımız oldukça sıcak olduğu için çok kısa bir sürede pizzalarımız pişmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi burada da sizlere göstermek istediğim pizza margaritamız enfes lezzetli oldu arkadaşlar. Pizza fungimiz ve pizza tonlamız bu şekilde yaparak pizzalarımı ben pişirdim. Bu sos inanılmaz lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Evet, pizza hamur tarifimi dediğim gibi diğer paylaşımlarımdan izleyebilirsiniz. Ayrıca 4 tarifi birden sizlere paylaşmıştım. O videomu da hepsini birden izlemek istiyorsanız onu da info kısmına ekleyeceğim. Infodan 4 tarifi birden aynı anda izleyebilirsiniz. Evet, burada pizza fungimiz ve pizza margaritamız pişti. Gördüğünüz gibi altı çıtır ve üstü yumuşacık ve incecik. Gördüğünüz gibi kenarları yumuşacık, kalın. Müthiş lezzetli bir pizza oldu arkadaşlar. Evet, burada da tonla yapılışını göstereceğim ve videomuzun sonuna geleceğiz. Pizza tonlumuz için de aynı şekilde sosumuzdan bir kepçe koyuyoruz. Eşit bir şekilde yayıyoruz. Üzerine konserve ton balık, taze mantar, enginar tercihen size kalmıştır. Kaşar peyniri, mozzarella peyniri ve soğan dilimleri çok yakışıyor tonlaya. Soğan dilimi serperek bu şekilde pizzamızı hazırlayıp aynen taş fırınımızda pizza taşında pizzamızı pişireceğiz. Videomun sonlarına doğru taban katını da sizlere göstereceğim. Çıtırlığını göstereceğim. Evet, pizza tonlamız da pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz güzel, kenarları çıtır çıtır ve yumuşacık, müthiş lezzetli bir pizza yaptık evimizde. İtalyan restoranında aratmayacak pizzalarımızı evimizde kendimiz yaptık. Sizlere de şiddetle tavsiye ederim. Yapın, mutlaka beğeneceksiniz. Yapan olursa yorum kısmında bizlerle paylaşın sonucunu. Derin dondurucuda pizza nasıl saklanılır ve pizzamızın hamuru nasıl yapılır? İnfo kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. İnfo kısmından diğer tariflerime ulaşabilirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilsiniz. Hemen şimdi abone olarak ve zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.